Ben Yaşar Gülcü ismim. Cilt yapıyorum. 40 senelik ciltçiyim. Önceki yerim Almer'in yerindeydi. Sonradan buraya geçtik. Sahabiye mahallesine. Burası üçüncü yerimiz. İşte ortaokuldan çıktık. Cilt işine başladık. Devam ediyoruz. Bu işten emekli oldum ben. 14 yıl oldu emekli olalı. Cilt işini yapıyorum. Yaptığım ciltler buradadır. Bak şöyle göstereyim size. Bunlar Kur'an-ı Kerim ciltleri. Eskiden çok cilt oluyordu ama şimdi o ciltlerden pek kalmadı. Resmi dairelerin ve Kur'an-ı Kerimleri ciltliyoruz. Her gün cilt olmuyor. Arada birkaç tane oluyor. Yapıyoruz onları. Böyle devam ediyoruz işimize. Ciltçiliği şimdi gençler yapmak istemiyorlar. Kar amacı düşük oldu. El emeği çoktur. Şu bir kitap cilt yapılması için 16 sefer elden geçiyor. Üstünün yazısının basmasıyla beraber. 16 sefer bir kitap elden geçiyor. İşçiliği çok olan bir iş olduğundan gençler bu işe heves etmiyor. Gelir düzeyi düşük. Mesela bir cilt yapan ciltçinin yevmiyesi akşama kadar çalışsa 100 TL'ye bile gelmiyor. İş olursa, iş olmazsa o da olmuyor. Mesela her gün mesela önceden yıllar önce işte 5 tane 10 tane cilt yapardık. Şimdi ya 1 tane oluyor ya 2 tane oluyor cilt işi. Ondan pek heveslenen yok şimdi gençlerde. Bu cilt işini ben çok severek yaptığımdan devam ediyorum işlerimize. Cilt işi böyle. El emeği çok. Bunlar sayfa sayfa geliyor. Böyle tek yaprak olanları ipek ipliğine dikip sağlamlaştırıp ciltlerimizi yapıyoruz. Cilt bezlerimizi de Ankara'dan getirtiyoruz. İşte kimsenin yapamadığı bazı ciltler oluyor mesela böyle kıymetli. Has deriden yapıyoruz. İşte ta ebeden dededen kalma kitapları oluyor. Kur'an-ı Kerimler veya eski Osmanlıcalar. Onları has deri olarak has deriden yapıp kıymetli eserlerini kütüphanelerine kazandırıyoruz insanların. Bu cilt bezleri naylon. O benim dediğim cilt bezi has deridir. Şuradan onu göstereyim. Şöyle has deriler var. Bu has deriden yaparak bunların şöyle renkleri vardır işte yeşili, kırmızısı vardır. Bu has derilerden yaparak özel ciltleri özel kütüphanelere kazandırıyoruz. Kütüphanelerin ciltlerini kendi çalışanları yapıyor, tamir ediyor. Bizim resmi daireler işte Kayseri Valiliği var, hastaneler var. Ekseri kitapçılara yapıyor. Şimdi onlar fotokopi çektiği için fotokopi çekiyorlar. O fotokopi çekenlere biz ciltliyoruz. Adet olarak çekiyorlar, yapıyorlar mesela. Onları ciltliyoruz. Eskiden ansiklopediler olurdu, gazeteler verirdi. Onları ciltlerdik. Şimdi onlar kalktı. Kağıt çok pahalı olduğu için. Onlar gelmez oldu şimdi. Normal ağırlıklı Kur'an-ı Kerim ciltliyoruz. Eski Kur'an-ı Kerimler geliyor. Yırtılmış sayfaları böyle. Onların yüzlerini değiştiriyoruz. Şöyle. Bunların renklerini yeşil, kırmızı istediği gibi müşterilerin renklerden yapabiliyoruz. Ağırlık Kur'an-ı Kerim ciltliyoruz yani. Eski gibi öyle çok cilt yok. Bazı resmi daireler işte defter bastırıyor mesela. Organize'deki fabrikalar falan bulunmayan defterleri bastırıyor. O defterlerin yüzünü ciltliyoruz biz. Malzemelerimize %100 zam geldi. Diyelim işte 5 liralık muhavalar 10 lira oldu. İşte 7,5 liralık cilt bezi 15 lira oldu. İkiye katladı. Biz geçen yıl mesela 20 liraya yaptığımız cilti şimdi 40 liraya yapmamız gerekirken 30 lira diyor. Çok derse 25 liraya yapıyor. Kar amacı çok düştü. Öyle diyelim yani. O cilt pahalı olduğu için mesela çoğu müşterimiz de geri götürüyor kitabını. Çünkü adam 10 liraya kitap almış. Biz 30 lira diyor. Yaptırmadan gidiyor. Sıkıntı burada. Fiyatta yani. Çok malzeme bahalandığı için. Cilti getir, uygulamalı mesela gösterecek olsun. Şu cilt geldi diyelim. Önce bu ciltin şu kapağını sökeriz. Bakarız. Eğer formaysa forma olarak dikeriz. Tek yapraksa bunun üstünü matkabına delip kitabın büyüklüğüne göre işte kimini 3, kimini 5 uzunluğuna göre sağlam olması için dikip üzerine yan kağıdı dediğimiz şu kartonu sarı veya mavi yapıştırarak ciltlerimizi yapar. Arkasını şuraya tutkallarız. Böyle 2-3 saat üstüne ağırlık koyarak mermer taşlar. Kurumasını bekler. Kurumaya bırakırız. Ekseri bugün gelen ciltleri yarın veririz biz. Günlük olarak yaptıklarımız sağlam olmaz. Acele isteyeni yapıyoruz da onları evde üstüne ağırlık koyun diye
tembih ediyoruz yani müşterilerimize. Yoksa biz bugün gelen ciltleri yapıyoruz. Akşam üstüne ağırlık koyarak 24 saat veya 15 saat orada beklerse ciltin şu sağlamlık derecesi uygulamış oluyoruz. Ciltler iki çeşittir ve yapıyoruz. Bir tek yaprak olanlar var, bir de forma olanlar var. Forma olanları iki gün sonra veriyoruz. Onun dikişleri var. Zaman aldığı için. Ondan böyle tek yaprak olursa onları bir gün sonra ya. Bugün getir, yarın ver gibi. İş olmadığı için biz bir günde 2-3 tane cilt geliyor. Akşama yapıp bir gün sonra da veriyoruz. Kurutulmuş olarak veriyoruz yani. Kurumazsa şu kapaklarda eğilme olur. Yaş olduğu için tutkalı. Bu işleri böyle devam ettiriyoruz. Böyle. Gençlere uyarım şu, herkesin bir meslek sahibi olmasını istiyorum. Bu ciltçilik ölmez. İnsanoğlu oldukça bu kitap okunacak. Bu kitaplarda ciltlenmesi gerekecek. Şimdi okunan kitaplar eskiyor zaten. Okunmayıp alıp tereye konanlar eskimiyor. Cilt geldiğinde ben biliyorum kullanılmış mı, kullanılmamış mı. Eskidiyse kullanılmış, eskimediyse kullanılmamıştır.